Korona hastalığı krizi gün geçtikçe ciddileşiyor. Tabii ki de kendimizi ve çevremizdekileri koruma adına evde kalmamız gerekiyor. Fakat bu özel hayatlara girme ve karışma anlamını tanımlamıyor. Çünkü herkes için yeterli yer, barışçıl çevre ve güvenli alanlar bu krizi daha da kolaylaştırabilir. Birçok insan için bunları ne yazık ki olabilecek gerçekler değil. Peki onların hayatları şu an nasıl görünüyor? Şu an cezaevinde kalan insanlar için bu durum nasıl bir durum? Siyasi düşüncesinden ötürü cezaevinde kalma ve psikoloji baskı hatta işkence maruz kalan insanlar için bu durum nasıl olur? Şu an Türkiye korona hastalığına çok kapılmış bir ülke olmasına rağmen bu her gün gizleniyor ve devlet sırrı haline getiriyor. Bunu en çok gösteren durumlardan biri ise kaybın çok yüksek olması. Fakat devletin bunu söylememesidir. Devletin şu an topluma yapmış olduğu bağış çağrısı da tam olarak ekonomiyi az da olsa su üstünde tutabilmek içindir. Krizin ortasında daha yeni bir yasa değişikliği yapılmış olundu. Bu yasa değişikliği 100 bine yakın tutsağın bırakılmasına dair bir yasadır. Bu yasanın çıkmasına sebebi ise koronavirüsünün zindanlarda çabuk yayılabilme tehlikesidir. Fakat bu yasa siyasi tutsaklar için geçerli olan bir yasa değildir. Evet, doğru anladınız. Tecavüzden tutuklanmış insanlar ve katiller bu 100 bin tutsağın arasında yer alıyor. Fakat siyasi tutsaklar bırakılmak istenmiyor. Siyasi tutsaklar virüsün bulaşması korkusuyla yaşam mücadelesi vermeye zor bırakılıyor ve hayatları tehlikede. Çünkü Türkiye'de bulunan cezaevi şartları hijyenik konusunda çok kötü. Siyasi tutsaklara özgürlük. Milliyetçi zihniyette olan AKP-MHP rejimi tarafından alınmış olunan bu yasa değişikliği Batman Metebi cezaevinde isyan çıkmasına sebep olmuştu. Avukatlar vekillerini görmek için cezaevlerine bırakılmıyorlar ve vekillerin yakınları göz yaşartıcı gazlar ile cezaevlerinin yakınlarından uzaklaştırılıyorlar. Erdoğan'ın kirli politikaları koronavirüsü ile beraber insanlık dışı bir hal almış durumda. İnfazda eşitlik istiyoruz. İnfazda ayrım, ölüm, katliam demek. Bu sadece siyasi tutukluların talebi değil, bizlerin de talebidir. Türkiye'de barışçıl bir dönemin gelmesi siyasi tutsakların bırakılmasıyla başlayacaktır. Tüm siyasi tutsaklara özgürlük. Dahwazin ve dahwazin benim. Kavrinin bibindengi ve pişaruja ve azadiş bu hamu gırtiyilmeyi siyasiyim.